Bir önceki yayınımızı Karkamış sınır kapısından yapmıştık. Evet, kısa bir yolculuktan sonra Cerablus'a geldik. Cerablus'ta oldukça önemli bir yerdeyiz. Hemen bu binadan size öncelikli olarak bahsetmek istiyorum. İşte bu bina DAEŞ'in mahkemesi. Burada DAEŞ kendi sorgulamalarını yapıyordu. Esir aldığı kişileri işte bu binada tutuyordu ve içeride sorgulamalarını yapıyordu. Ve ondan sonra da DAEŞ bu binadan girebiliyor muyuz? Biraz içeri girmek istiyorum ben. Evet, görüyorsunuz Cerablus'ta DAEŞ'in mahkemesinin sorgulamalarının yapıldığı binanın hemen içine giriyoruz. Bir ok var burada. Şöyle bakalım. Şu an tabii burası temizlendiği için de Özgür Suriye Ordusu'nun askerlerinin görmüş olduğunuz gibi kıyafetleri var. Ama evet, bizim buradan şu an çıkmamızı istiyorlar. Biz hemen çıkalım. Şurayı da size kısaca bir gösterelim. Nasıl bir bina olduğunu, demir parmaklıkları bulunan bir yer burası. İşte DAEŞ sorgularını burada yapıyordu. Bu mahkeme içerisinde yapıyordu. Esir tuttuklarını da bu binalarda tutuyordu. Bu odalarda tutuyordu. Oldukça küçük binalar, nereye açıldığını bilmediğimiz kapılar, işte esirlerini tuttuğu yerler DAEŞ'in buralardı. DAEŞ'in Cerablus'taki mahkemesinin içindeyiz. TGRT Haber ekibi olarak burada, evet, burayı göstermek istiyorum. Burada oldukça fazla döküman var, dosya dosya bilgiler var burada. Görüyorsunuz tabelalar var, dosya dosya bilgiler var. Evet, DAEŞ'in, çıkıyoruz. DAEŞ'in mahkemesinin hemen yukarıda çıkalım, hemen çıkalım, yukarıya da çıkalım. Vaktimiz de biraz, burada bulunduğumuz sürede kısıtlı. Canlı yayında. Şu an size DAEŞ'in mahkemesinin hemen içindeyiz. Küçük küçük odalar var. Elbette biz de çok fazla şey duymuştuk burasıyla ilgili. Odaları görüyorsunuz temizlendiği için. Esirler buralarda mı tutuluyordu? Burası mahkemedi yani. Sorgulamalar burada yapılıyordu. Her sorgulama, işte zekat toparama insanlardan. İnsanları soyma yani. Zekat toparama değil de kendi. Şart burada yapılıyordu. Burada zaten bu binada eski Osmanlı yapısıdır. Bizim ecdadımız, atalarımızın yapısıdır. Ama böyle kötü işler için kullandılar. Elhamdülillah Türk silahlı kardeşlerimizin evvelallah sayesinde yardımlarıyla beraber burayı geri ele geçirdik. Çok şükür. Çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Burada görmemiz gereken değişik bir yer var mı? Demir. İşte görüyorsunuz, muhtemelen esire tutulan yer dediğimiz için nezarethane. Bakın kapısı. İşte DAEŞ'in burada esirlerini tuttuğu yer, yargıladığı yer. Evet, içeriği de gösterelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte Cerablus'tayız. Oldukça küçük bir oda. Küçük bir odanın içerisinde işte görmüş olduğunuz gibi tutsakları orada tutuluyordu. Bu demir kapı kapatılıyordu ve hiçbir şekilde DAEŞ buradan çıkmalarına izin vermiyordu. Sorgu odalarıydı aslında buralar. Bu görmüş olduğunuz yerlerde bakın. Buralar görüyorsunuz, küçük küçük pencereleri var. Belki de esirlerini, tutsaklarını işte bu küçük dolapların içerisinde tutuyorlardı. Başka odalar da var ama harabeye dönmüş bir şekilde bulunan odalar var. Sorgulamalarını burada yapıyordu DAEŞ. Bu mahkemede yapıyordu. Esirlerini işte size gösterdik. Nezarethane tarzında demir kapıları bulunan bir odada tutuyordu. İnfazlar, dünya tarihine geçen DAEŞ'in kanlı infazları da burada sorgulamalar yapıldıktan sonra karşı tarafta yapılıyordu. Size o bölgeyi de gösterelim. Evet, hemen bir detay var ki onu da atlamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı burada, DAEŞ'in işte mahkemesi olarak bulunan binanın, çok pardon, şöyle göstereyim. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da işte tam da meydanda bu binaya asılmış durumda. Evet, mahkemelerini dedik. DAEŞ'in mahkemesi ve sorgu odalarıydı burası. İnfazlar da oldukça yakın bir yerde gerçekleşiyordu. Evet, DAEŞ infazlarını da işte tam da bu noktada yapıyordu. Hemen o meydana gidiyoruz. Size canlı yayında Cerablus'tayız. Cerablus'un meydanındayız şu an. Size gösteriyoruz. Bakın işte DAEŞ'in infazlarını, o videolarda gösterdiği, katlettiği insanların başlarını, canlı yayında bunu söylemek çok acı bir şey ama astığı işte o demir direklerde
burası. Burada da insanlara korku salmak için, halka korku salmak için işte idamlarını gerçekleştiriyordu DAEŞ. Bu demir çubuklarda gerçekleştiriyordu idamlarını. O mahkemede yargılıyordu. Onlara kendi çapında yargılamalar yapıp idamlarını da işte DAEŞ bu demir çubuklarda gerçekleştiriyordu. Öldürdüğü kişileri de işte bu demir çubuklarda sağlandırıyordu ki buradaki Cerablus halkına, Suriye halkına korku salmak için. Buraya gelirken, sınırdan bu tarafa gelirken geçtiğimiz bölgelerde mayınlar temizlenmiş durumda. Etraf oldukça toprak mayınlardan parçalanmış durumda, temizlenmiş durumda. Biz şu an güvenli olan bölgedeyiz. Evet, çocukları görüyorsunuz. Onlar da evlerine döndüler. Evlerinin içerisindeler. 6 yılın ardından ilk kez evlerindeler. Merhabalar. İyi bayramlar. Ehlen ve sehlen. Kulamutun bihir. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Merhabalar. İyi bayramlar. İşte evlerindeler. 6 yıl aranın ardından burada yaşanan iç çatışmaların ardından ilk kez buradalar. Merhabalar. Merhaba. İşte görüyorsunuz. Mustafa. Mustafa merhaba. Merhaba. Evet, çocuklar evlerindeler. Gelirken gördük dedik. Artık yavaş yavaş Cerablus halkı da evlerine dönmeye başladı. Elektrik bir şekilde buraya su Türkiye'nin desteğiyle geliyor. Evet, AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım tırı da bölgeye geldi. Şimdi o yardımlar da evet oyuncaklar çocuklar için. Oyuncaklar getirilmişti, kuru gıda getirilmişti. Onlar da görüyorsunuz burada Cerablus halkı sıra oluşturdu. Hemen tırın bu tarafında ve tespit edilen işte bu kuru gıdalar, yiyecekler. İşte görüyorsunuz Cerablus halkına şimdi canlı yayında gösteriyoruz size. Ulaştırılıyor. Burası 6 yıldır bir iç savaşın merkezindeydi. İyi bayramlar. Bayramlar. Nasılsınız? Eyder rah, eyder ala bereket, ala araf. Ne diyorlar? Teşekkür ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Şükran bir Türkiye'ye. Allah yatıyor, işte kul. Allah diyor Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin diyor. Evimize ekmek girdi diyor, evimize ekmek girdi diyor. Evet, sizin sayenizde birkaç kişiyle daha konuşalım olur mu? Neler hissediyorlar, ablalarımız geliyor. Gel şurada çekelim. Şurada yardımlarını aldıktan sonra oradan çıkıyorlar buraya geçmelerine. Şu an izin vermiyor. Şunu alalım. Şunu alalım. İşlol hada bir Türkiye memnun ente? İyi memnun valla. Var ya var. Çok memnunum diyor. Çok memnunum diyor. Teşekkür ederim. Evet görüyorsunuz koliler sahiplerine yardım için ulaştırılıyor. Bir beyin. Tamam abi. Nasıl? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasıl geçiyor bayram? Çok iyiyik, çok mutluyuk, çok teşekkür ederiz Türkiye'yle. Çok da bizim şimdi bayram, iki bayram oldu. Bu sakalardan kurtulduk. Allah şükür. Çok mutluyuk. İnşallah keşke daim öyle olur kalır. Erdoğan'a teşekkür ederiz. Tamam. Her şey millet Türkiye'nin vatandaşları hepsi teşekkür ederiz. Çok bize yardım ettiler. Bu sakalardan kurtulduk. Bu keşke yani 3 seneden evvel 4 seneden böyle çok rahat, çok mutluyuz. Sağ evet, kuru gıdada yardım yapılıyor ama çocuklar da burada oyuncaklarını bekliyorlar. Onlar için de oyuncak dağıtımı başlayacak şimdi. Görüyorsunuz onlar da sıra olmuş durumdalar. Kendilerine verecek oyuncakları bekliyorlar. Çocuklar yüzlerinde o gülümsemeleriyle bayramda kendilerine gelecek oyuncakları bekliyorlar. Merhabalar. İyi bayramlar. Nasılsınız? Merhaba. Oyuncaklar geldi size. Şükranlı Türkiye. Şükranlı Türkiye. Evet görüyorsunuz. Ağır bir travma yaşamıştı aslında bu bölge. Cerablus DAEŞ'in elindeydi. 2,5 yıl sonra ilk kez DAEŞ'te DAEŞ'in elinden Cerablus temizlendi ve özgür Suriye ordusunun burada artık kendi bayrağı dalgalanıyor. Evet, merhaba. Helen. Nasılsın? İyisin. İyi bayramlar. Görüyorsunuz işte Özgür Suriye ordusunun bir askeri daha küçük yaşta onların da üzerlerinde silahlar var. Yardımlar başladı. Herkes çok mutlu. Görüyorsunuz Cerablus da artık. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi bayramlar. Sağ ol. Nasıl? İyi, siz nasılsınız? Vallahi elhamdülillah. Güzel. Bayram nasıl geçiyor? Elhamdülillah, çok güzel. Mutlusunuz.
Elhamdülillah. Ben çekme, resmini çekme. Görüyorsunuz işte Cerablus'ta aslında 6 yıl aranın ardından bayram oldukça mutlu geçiyor. Merhaba, iyi bayramlar. Şükra, tamam. Bayram oldukça mutlu geçiyor. Yüzler gülüyor, çocuklar gülümsüyor, vatandaşlar, Suriye halkı gülümsüyor. Artık yavaş yavaş buradaki iklim de normale dönmeye başladı. Burada vatandaşlar, Suriye halkı artık bu barış ortamının, barış ikliminin daha fazla uzun sürmesini istiyorlar. Çocuklar oyuncaklarını bekliyor. Evlerde, tencerelerde artık yemekler pişmeye başladı. Bu çatıların altında artık mutluluk olmasını istiyor onlar da. Savaşın izlerini yıkmak istiyorlar. Savaşın tahribatını, DAEŞ'in izlerini burada silmek için onlar da hayata gülümseyerek bakmak istiyorlar. Oyuncaklar dağıtılıyor. Görüyorsunuz herkes çocuklarına oyuncak almak istiyor ki belki de bu oyuncaklar Suriyeli vatandaşların çocuklarına verdikleri ilk oyuncaklar. Ağlıyor musun? Nasıl? Güzel mi? Evet. Çocuklar çok mutlu, görüyorsunuz. Evet, biz Cerablus'tan izlenimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim sözü Cerablus'tan TGRT Haber ekibi olarak Mehmet Tren'le birlikteyiz. Sözü tekrar Cerablus'tan Türkiye'ye, İstanbul'a bırakalım.